Hoş geldiniz. Bizi takip edenler inançlı olduğumuzu bilir. Lakin siyasal İslam ile dinci cemaatleri şeytan gibi görürüz. Zira ikisi de Müslümanlığı sermaye olarak kullanır. Dahası yine bu ikisi emperyallerin enstrümanı olduğu tarihi süreç içinde yaşanılanlarla kanıtlıdır. Maalesef Türkiye'de İslam, Arapçılık artı hurafelerle İdiş edilmiştir. 30'u genel, 370'i lokal, 400'e yakın dinci oluşumun bulunduğu ülkemizde inanç artık hem ticari hem siyasi vasıtadır. Bugün size dünden bugüne cemaatleri resmeden birkaç somut olay aktarıp dinimizin, inancımızın ne hale getirildiğini göstermeye çalışacağım. Hep söylerim, Atatürk'ün dinimize ve ülkemize yaptığı büyük hizmetlerden biri de tekke ve zaviyeleri kapatmasıydı. Zira buralar hem yabancı casusların karargahı hem de hurafe üretme merkezleriydi. Ama heyhat, çok partili rejim ve NATO'ya giriş ile bunların maalesef önü açıldı. Önce Nurcular, Süleymancılar derken dinci cemaatler bir bir çoğalmaya başladı. Buna paralel olarak her beldede şeyhler türedi ve zikirler yapıldı. Sığ ve baya, yani sözde İslam'ı temsil eden bu yapılardan biri de benim kasabam olan Ardeşen'deydi. Şimdi zerre abartmadan kendi ilçemde yapılan zikir anını aynen nakletmek istiyorum ki aktaracaklarımın canlı tanıkları var. Yer Yeni Mahalle, Cumali Yılmaz'ın evi. Yağmurlu bir akşam ve elektrikler kesikken bir grup ayakta halka olup gaz lambası altında Allah Allah diyerek ve kendini paralayarak zikir yapıyor. Tam o esnada zikir yapılan evin büyük oğlu Hilmi zil zurna sarhoş eve geliyor. Benim de yakından tanıdığım annesi Fethiye teyzeye soruyor. Ana, babamla arkadaşları yine hu mu çekiyor? Anneden cevap. He oğul, hu çekiyorlar. Kafası kıyak Hilmi şunu söyler. Ana, bak ben şimdi bir oyun edeceğim ama yalvarırım kimseye demeyesin. Anne Fethiye teyzeden cevap. Tamam oğul, demeyeceğim. Hilmi zikir yapılan odanın üstüne çıkar ki ahşap Karadeniz evlerinde çatı ile odalar arasında öyle bir bölüm vardır. Hilmi'nin elinde pekmez yapımında armutları ezmek için kullanılan büyük bir ahşap vardır. Onunla zikir yapılan odanın üstüne güm 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 diye vurmaya başlar. Zikir odasındakiler bu gümlemeyle ne oluyor demeye başlar. Derken kafası kıyak Hilmi sesini kalınlaştırarak uçun ey mübarek müminler uçun diye bağırır ve bunu birkaç kere ard arda tekrarlar. Bunun üzerine zikir odası karışır, ev sahibi olan Cumali Yılmaz İşaret geldi, işaret geldi, haydi uçmaya, haydi uçmaya der. Hacı Ahmet de Cumali Yılmaz'a katılır. Açın pencereyi, haydi uçmaya, haydi uçmaya der ve pencere açılır. Ev sahibi Cumali Yılmaz uçmak üzere iken zikir halkasında olan Eyüp Okur atılır. Dur Cumali, halt etme, arşi anaya evvela ben uçacağım. Cumali Yılmaz itiraz eder. Kardeşim Eyüp, sen benden sonra uç. Eyüp Okur geri adım atmaz. Ev senin değil, ilk uçma hakkı senin midir Cumali? Evvela ben uçacağım, sen benim peşimden gel. Cumali Yılmaz mecburen, tamam Eyüp kardeşim der ve Eyüp Okur kollarını açarak Allah'ım arş-ı alaya sana geliyorum diyerek kendini camdan dışarı atıp karanlığın boşluğuna bırakır. Söyledim, yağmur var, elektrikler kesik ve her yer karanlıktır, bir şey görülmez ama
Birkaç saniye sonra çat diye tuhaf bir ses duyulur. Eyüp okurdan sonra sıra Cumali Yılmaz'dadır. O da açık pencereye yönelir ve seslenir. Eyüp, kardeşim aşağıya uçtun mu? Ben de geliyorum. Eyüp'ten ses seda yoktur. Cumali Yılmaz tekrar eder. Eyüp, aşağıya vardın mı? Ben de geliyorum. Derken ınıltılı bir ses duyulur. Gelme Cumali, gelme. Cumali Yılmaz itiraz eder. Ola Eyüp, aşağıya hepimize yeter. Neye gelmeyeyim? Eyüp okurdan cevap. Ola ne aşağılası, bok kuyusuna düştüm ben, bok kuyusuna. Cumali Yılmaz, şaşırdın mı Eyüp, aşağılada bok kuyusunun ne işi var? Eyüp okur, uçamadım Cumali, senin evunun altındaki bok kuyusuna düştüm diyorum. Cumali Yılmaz ile zikirciler hızla evin altına inerler. Gördükleri manzara aynen şudur. Eyüp okur, evin tuvaletinin bağlı olduğu bok kuyusunda debelenmektedir. Evet sevgili seyircilerim, bu olay zerre abartısız aynen yaşanmıştır ki İslam'ı kuş misali uçmak olarak algılayanlar her yerde vardır, her yerde mevcut olmuştur. Yine hiç unutmam, TGRT'de çalıştığım dönem Işıkçı cemaatinin müritleri Şeyhleri Enver Ören için Enver abi sabah namazını Mescid-i Aksa'da, akşam namazını Mekke'de, yatsı namazını da Medine'de kılar derlerdi. Ben de gülerdim. Aynı şeyler emin olun abartısız bütün İslami gruplarda, cemaatlerde vardır. Mesela Fethullah içinde bir gün hiddetle ayağa kalktığını ve elleriyle bir şeyler yaptıktan sonra Pakistan uçağı düşüyordu. Orada müminler vardı. Gönlüm razı olmadı onların ölmesine. Uçağın düşmesini engelledim dediğini dinlemişimdir. Aynı şekilde elimi öpen cennetliktir diyen şeyhler yine video arşivlerinde bulunabilir. Keza tenime teni dokunan kadını cehennem ateşi yakmaz deyip ırza geçen şeyhler de Türkiye'de vakadır. Evet, her cemaatte kendi şeyhleri için bu tür izafeler, yakıştırmalar söz konusudur. Cemaat müritlerinin tamamı kendi şeyhlerinin Allah'ın yeryüzündeki acentası ya da temsilcisi olduğuna inanırlar. Değerli dostlar, uçmaya kaçmaya endekslenen İslam dini aynı zamanda dinci zenginleşmenin de sermayesi yapılmıştır. Bakın, yüzlerce din şeyhi ya da baronu içinde tek bir fukara bulamazsınız. Bunlar çıkarları için Kur'an'ı bile açıktan kullanırlar ki birebir yaşadığım bir olay da şöyledir. Yıl 1998, Mesut Yılmaz başbakandır. TGRT Türkiye Gazetesi sahibi Enver Ören, Bursa Yalova elektrik dağıtım ihalesini almak istemektedir ama başbakan Mesut Yılmaz'la arası iyi değildir. Bir gün benim aracılığımla zor bela randevu alarak oğlu ve benimle beraber başbakanlığa gider. Mesut Yılmaz'ın yanında da o dönem bakan olan Cavit Kavak vardır. Enver Ören cebinden orta boy bir Kur'an-ı Kerim'i çıkarıp masaya koyar ve Başbakan Mesut Yılmaz'a dönerek aynen şunu söyler. Bakın abdestliyim, ben ölene kadar gazetem ile televizyonumda sizinle alakalı zerre aleyhte bir haber olmayacak olursa Allah beni kahretsin diyerek yemin eder. Söyledim amacı bu şekilde başbakana garanti vererek o ihaleyi almaktır. Peki sonra ne mi oldu? Enver Ören o ihaleyi kazandı. Lakin Mesut Yılmaz iktidarı birkaç ay sonra kaybettiğinde hem TGRT hem Türkiye Gazetesi Tansu Çiller'le beraber olup Mesut Yılmaz'ı topa tutmaya başladı. Oysa yaptığı yemin ölene kadar idi. İşte bu ve buna benzer şeylere tanık olduğum için ben de TGRT ve Türkiye Gazetesi'nden istifa ederek Cem Uzan'ın Star grubuna geçtim.
İlerleyen süreçte bütün bu yaşadıklarımı Yeni Çağ gazetesinde yazdım. Dahası Habertürk televizyonu yazımı canlı yayına taşıdı ve Mesut Yılmaz'ı canlı yayına alarak yazdıklarımı doğrulattı. O yıllarda hayatta olan Enver Ören ise ısrarla talep edilmesine rağmen ne Habertürk'ün canlı yayınına telefon bağlantısı yaptı ne de gazete ile televizyonlarından bu konuya cevap verdi. Ki bunun anlamı elbette yaşanılanları kabul etmesiydi. Siyasal İslam'a ve cemaatlere olumsuz bakışıma etki eden bu gibi olaylar sonrasında gördüm ki İslam bunların sadece sermayesi. Bakın İstanbul Sözleşmesi iptalinin konuşulduğu bu günlerde şirketinde çalışan geçimini sağladığım her kadın benim cariyemdir bakışı bu cemaat şeyhlerinden bazılarının İslami hükmüdür. Değerli seyircilerim, maalesef bugün devletimiz bu cemaatlerin istilası altındadır ki bu hal Türkiye için gerçek bir beka sorunudur. Zira emri amirinden, komutanından değil de şeyhinden alan kadrolar artık devlete egemendirler. Evet, FETÖ çok büyük bedeller ödenerek güya imha edilmeye çalışılırken yüzlerce FETÖ benzeri yapının maalesef önü açılmıştır. Abartısız yarısı dış istihbarat örgütlerinin kontrolünde olan bu cemaat ile İslamcı vakıfların toplumu birleştiren değil, inanç üzerinden ayrıştıranlar olduğu kanıtlıdır. Bu arada İslam uygarlığının zirvesi kabul edilen İspanya'daki Endülüs Emevi Devleti'nin yıkılışına cemaatlerin sebep olduğunu yine hatırlatalım. Haçlı orduları kapıya dayandığında Endülüs'teki cemaatler arasında ihtilaflar çıkmış ve direniş yapılamamıştır. İhtilaflara sebep olan cemaatlerin Vatikan kontrolünde olduğu daha sonra tarih tarafından kanıtlanmıştır. Buradan hareketle tarikat ve cemaatler bana emperyalizme köpekliği çağrıştırıyor. Bizi izlemeye devam edin.